Efendim Ekotürk Televizyon'un ekranlarından hepinize merhabalar. Ben Erhan Umut ve Borsa Teknik Programı ile karşınızdayız. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman hafif bir kar satışı vardı iki gün önce ama an itibariyle yukarı doğru fiyatlamaların bir miktar daha hızlandığını ve 9200 seviyesine oldukça yaklaşan fiyatlamaların olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Hatta net rakam vermek gerekirse de 9196 seviyesinden geçen bir Borsa İstanbul var ve %1.4 seviyesine ulaşan yükseliş hareketi oransal bazda söz konusu. Peki Gelin dilerseniz değerli hocamız Ahmet Mergen'e tüm sorularımızı soralım. Ne yapıyor bu borsa İstanbul? Hocam 8.900'lere kadar geri çekildik ardından bir anda yukarı doğru bir hareketlenme. Yeniden 9.200'lere ulaştık. 9.400, 9.500'e mi gidiyoruz? Yoksa bu 15.000 daha doğrusu 10.500, 11.000 bandına doğru yükseliş hareketi başladı gibi bir unsur da mı var? Çünkü kafalardaki en önemli soru işaretlerinden bir tanesi de bu seviyeler. 8100'ü geçtik mi herhalde? Kimse haber vermiyor. Heh. 8100'de direnç vardı. Hayrola? 9100'e gelmiş hiç haber vermiyorsunuz. 9200 olmuş. Hocam 8100 yani, tarih oldu artık. Şimdilik. Yani böyle işte. Daha iki gün önce <laughs> eyvah mahvolduk gittik. Yani tekrar sert satışlar şu bu. Valla 283 doları geçti. 300 dolara geldi. Bir normal yani 10 günden fazla yukarı yönde giden bir piyasa ve bir günde bir geri çekilsin yani bir şöyle herkesi bir silkelerler yani vagonda bir kondüktör gelir bir bilet kontrolü yapar herkesin bileti var mı yok mu diye olmayanları indirdiler aşağı gidin bilet alın diye ha yani buradan 9217 geçilir mi zaten kıyısına köşesine geldi doğru Hedef 9.750 de <laughs> Eğer geçemez, gene öğleden sonra saat üç buçuk falan civarında bilançolara bakıp aynı anda bütün o büyük aracı kurumlar satış yaparsa bilançoları beğenmeyip tam 15-30'da veya 17-30'da bilanço bakma zamanı var. O zaman biraz daha aşağıya 8622 ortalama geliyor. Ortalama 8562 geçti bile. Yukarıya doğru tırmanıyor. Dünkü evelse günkü sert satışın arkasından ufak bir çekiç oldu. Tekrar oraya doğru gidiyor. Ha buradan bir daha gelir, bir daha gelir aşağıya. Tamam, yukarı aşağı. Yani bu alan dolacak kardeşim. 313 dolarla 283 dolar. Hatta şimdi 283'ü de geçti. 286 dolara geldi ortalama. 287-310 dolar arası bir süre bir aylığına gidiş gelişlerle dolabilir. Ve normali de odur zaten. Çanağın sağ tarafına geldi. Çanağı tamamlamak üzere. Bir tane 311 var, bir tane 313 var. Tepe olarak, dolar olarak. Ha, burada da Kastamonu'nun kası kadar yukarı gidebilir. Ha, ne oluyor dersen? <laughs> Bu piyasaya bir sürü tabir kazandırdığım gibi, yani sabırsız sabriler, kararsız kasımlar falan gibi. Burada da klasik Amerikan deyimi vardır. Yani, stock market is climbing a wall of worries der. Yani endişeler duvarını tırmanıyor, endişeler duvarını aşıyor. Her gün Ha satış geldi, ha gelecek, ha bilmem ne e, düzeltirse gireriz falan derken diye diye getir geldiler buraya. Yani millet de geride kaldı muhtemelen. Düşüş beklediğinde hani düşüş olsun da alayım diye bekleyenler. adına düşmeden yukarıya doğru gidiyor. Daha var. Tüpraş yeni zirveye gidiyor. Koç, Sabancı ve onun dışında Arçelik 161'de duruyor. Daha 170'e kadar yolu var. Yani bunların katlaması var. Türk Hava Yolları 300'ün orada. Yeni hedefler tayin etmişler arkadaşlar. Sağ olsunlar 400'ün üzerinde. Biz de tayin ettik. Biz zaten 320 veya 335 diyoruz kısa vadede. Ama birçok yerde alışlar normal. Çünkü hocam büyük bir, bir kütle geldi buraya. Parayla geldi diyelim ki burada sattılar nereye gidecek Aldığı nakiti gidecek ev alsa başka bir iş ev almak artık dert Türkiye'de kimse evime ev almaz bu şartlarda ne ya millet tasa tasa milletin tasası yani millet tasa aramıyor mantıklı işler olması lazım yani göreceğiz yani <laughs> şeye bakalım Altın döviz e, tamam o da orada oraya bakıldığında döviz zaten 30 75 her gün 3 kuruş 3 kuruş yukarı gidiyor dolar. Ben kontrollü oradan çıksa nereye gidecek yani buzdolabı mı alacak araba desen kaç tane araba alırsın kardeş? E, enflasyon var para enflasyona karşı bir yere gidecek nereye gidecek burada kalıyor dolar bazında bakıyor. Üç olmazsa en azından dolar bazında paramı korumaya çalışıyorum diyor. Üç kuruş da getiri sağlarsa baba kağıtlara girip tamam öpte başına koy. Burada iyi para kazanıldı. Dolar bazında iki ayda yüzde yirmi beş para kazanıldı. Yüzde yirmi civarında pardon. 250 dolar 50 dolar koydu üzerine. Daha da daha da gidiyor. 250 dolarlık yerden kalktı. 310'a giderse 60 dolar gitmiş olacak. Ya e al sana nereden baksan 4 kere 6 24 %25. Allah söylet dediğim bak. %25 dedim önce. %25 iki ayda %25 verecek. Dolarda iyi para ya. Nerede var? Tabii ki buraya geliyor. Birçok kağıtları tekrar kaldırıyor. Aşağı inmeye çalışıyor kağıtlar, e aşağıda alıcı geliyor. Adam parasını sokacak bir yer arıyor, buraya geliyor. Burada 20 senedir işlem görmeyen kağıtlar, tavan falan oluyor. Yani komedi Fransız derler de, komedi yani bazı yerler. Ama millet para kazanıyordu Ha bir gün papaz birinde kalacak, papaz kaçta oyununda ama o ana kadar papaz elden ele el değiştiriyor oyunda. Tavan, mavan falan. Oturaklı kağıtlar bir yere gidemezken 20 senedir iş yapmayan kağıtlar, lotlar yok, bir şey yok. Zaten piyasadan gitti. Onlarla iş oluyor. Çok enteresan. Evet. Yani aşağı tarafta destek 8650 falan. Ha gelir mi? 9217. Geçilemeyip. Kapanış olarak oradan bir satış daha gelirse anlaşıldı. Burada 3-4 günde yatayda iş var demektir. Dolaşacağız yani yatayda. Bu da bir sıkıntı yok. Zaten yatayda dolaşırken kağıt bazında bazen bir sektör öteki sektörden çıkıyorlar başka yere gidiyorlar. Dolanıp duruyorlar. <laughs> yani, neredeyiz şu anda? 9200'e geldi zaten. Evet geçelim bakalım ne oluyor ne bitiyor. Hocam haftalık grafiklerimize bakalım bir de. Orada gösteriyoruz grafiği. Laf ala beri gele gösteriyoruz yani. Niye? E yukarı gidiyor zaten. 820 liradan beri yukarı gidiyor. 2020 Mart'ından beri yukarı gidiyor. En önemli alım yerlerinden bir tanesi 1250 idi. Naci Akbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınışından sonra iki gün arka arkaya taban maban gibi gittik aşağıya. 1600'de 1250'ye orada alanlar şu anda en dip noktada aldılar. Hala da yukarı gidiyor. E şimdi burada geçen de anlattım. Çanağın katlanması zaten 8500-7200 çanağının katlanması 9750-800'ü veriyor da <laughs> bazıları 4300-8500 çanağına şeyine bakar yolculuğuna daha uzun vadeli grafiklerde. E 8600, 4300 desek 1300, 8600 1300 koy, 8900, 3300, yani e, e sana oldu en 12 12.000 12 bin lira bakıldığında. 4300, 8600 ne etti? 4300. 4300'ü koyarsan 8600'ün üzerine yaklaşık 12500'ün üzerinde bir fiyat olur. Eh, dolar da bu sırada atıyorum 35 lira olsa, 35 lira olsa dolar, bakalım, 35 çarpı 324, 11.540 lira. Hedef orası olabilir. Ama sene doğru filan ancak. Yani oralar görülebilir 12.000 bin seviyeleri. Evet. Trend yukarı. Ortalama 8.050'de 20 haftalık ortalama bu. 20 haftalık ortalama yaklaşık 5 ay demek. 5 aylık ortalama 8.050'de. Bunun yukarı devam etmesi için en iyi görüntü 8.562 yani yuvarlak hesap 8600'ün altına inmemesi. Çıktı bir kere yukarı. Artık geri gelme. Yola devam kardeş. Hadi. Kalktı göç evledi. Avşar elleri. Yukarıya. Aşağı inmeden ufak tefek düzeltmelerle yukarıya devam et bakalım. 10 bini görebilecek miyiz? Evet. Geçelim. Hocam endeksi bir de dolar bazında bakalım. <laughs> 300 dolara geldi. Şimdi tekrar gidiyor oraya. Sol tarafta iki tane tepe var. 311, 313. 2017, 18 rallisinin tepesi 3324 dolar. Zaten 324 dolara gelirken bu son çıkışta 313'e oradan satış geldi. E doğal. 245'e geldi. 245'ten kalkıp tekrar 310'a gitse 60 dolar. 60 dolar gitmiş olacak nereden baksan. E 240 60 dolar. 4 kere 6 24. Yüzde 25. Niyeti orada. Ha 315 oral oralara gelince belki biraz daha geçebilir. Orada bir satış gelir. Niye? Bu çanağın bir de kulpu lazım. Yani bu fincanın 313-245 arasındaki bu yarım dairenin fincanın bir de bir ufak yarım dairesi daha lazım. Bu ufak yarım daire 313 285 arası oluşabilir veya duruma göre yani 313'ü geçer 325-300 arası olur. Tepede yani çanağın üstünde olur. Buna da benim tabirimle bunu da teknik analize koyalım onun da patentini alalım. Salvador Dali kulpu diyorum. Yani biraz egzantrik bir fincan kulpu olur görüntü itibariyle ama çok olumlu bir kulpu olur. Fincanın kulpu, kulpun kulp kısmı, kulpun dibi fincanın üst seviyesinin üstünde. Fincanın üstünde oluşuyor. Bu alış demektir. Alım geliyor demektir. Potansiye daha yukarı demektir. Onları anlatıyoruz kurslarımızda zaman zaman gelenler olursa. Ama gelmeye niyetler yok. Onlar tüyolar peşindeler. O da onların bileceği iş. Bazı çok bilmişler var. Onları artık Twitter'da orada burada cevap bile vermek istemiyorum. Basıyorum tekmeyi hadi güle güle. Uğraşamam. Öğrenmek isteyenle uğraşırım. O kalalık edenle uğraşamam gelse aslında uğraşırım da artık zamanıma yazık. Sal gitsin nereye giderse. Ne diyorlar? Tak sepeti koluna herkes kendi yoluna mı? Aynen öyle. Geçelim dolar bazında aylık grafik varsa. Evet aylık grafiğimizi alalım. Buyurunuz hocam. Buyurun. Üçgen. Yani büyük bir şey var. Çanak var. 324. 124. Yani yaklaşık 200 dolarlık çanak var. Bu fincanı. Şimdi sağ tarafta kulpa oluşuyor. 313 tane 207 arasında. Yani o katladığı zaman 400 dolarlara gidecek. Allah'tan dolar bazında grafikler var da ben de öğrenmeye başladım. Bakmayın. Geçelim yukarıya 20 aylık ortalama 250 dolara geldi sadece üçgen kopsa yukarıya zaten 407'ye 407'ye gidecek. 307 207 100 dolar fark var. Koy üstü de 307'nin ortalama fiyat. Bıraktım 324. 307'nin üzerine koysan 100 doları 407. 407 neyle çakışıyor? 402 ile. Oraya gidecek. Üstteki çizgiye doğru yol alıyor. Bankalar biraz yani biraz hareketlense televizyonda olduğumuz, olduğumuz için söylemeyeyim söyleyemiyorum. Biraz kıpırdansalar diyeyim nazik tabirle. Oraya gider çok rahat gider. Tıkır 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 orada. Hani şarkıdaki gibi yattık kalktık yattık kalktık hop oradayız. O arada yatırımcı hala endişeler, tasalar, masalar. Artık dönüş olmayan yola girdi Türkiye. Bu saatten sonra başka bir ekonomik sistem, sistem geçmişe dönüş. Kaldırmaz. Kaldırmaz. Herkesi götürür vallahi. Sinirler iyice attı yani. Fiyatlar zırt pırt devamlı artarken sinirler yükseliyor. Yani milletin bir aşk kavgası var. Yiyecek işi, gırtlak savaş oluyor. Evet, geçelim. Hocam, geçelim ama hisselere geçelim. Hisselere hızlı bir geçiş yapıyoruz ve ilk hissemiz hocam Aselsan olsun. Vallahi savunma sektöründe bu var, Tümosan var galiba, değil mi? Evet. He. Yani, öyle Havelsan, Roketsan falan ya yani bunlar da gelse bence alınır kağıtlar. Türkiye savunma sanayinde yani ileriye doğru bayağı başarılı hamleler içinde. Öyle görünüyor. Benim gördüğüm. Yanılabilirim, bilmiyorum ama etrafa biraz ya Türkiye'ye bakın falan filan etrafta bir tedirginlik oluyor. E o kadar olacak. Yani sizin keyfinizi beklemeyeceğiz. Ama Türkiye'nin enerjiyle olan problemleri de zannedersem çözülecek. Yani aşağı tarafta eğer Hakikaten Akdeniz'de bir şeyler varsa onun zaten e, satılacak yeri belli Avrupa. Pazar belli. Onu pazarlayacak olan kişiler kimler? O devamlı konuştuğumuz gibi altılı bir masa kuruluyor. Türkiye, Yunanistan, Suriye, İsrail, Mısır, Libya. Burada büyük pay muhtemelen Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmaya bağlı olacak. Çünkü iki ülkenin kontrolü civarında. Türkiye'ye kıta sağlığına daha fazla yakın yerde. Türkiye'de savunma sanayini üst noktaya kadar çıkarabilmeli kardeşim. Yani herkes artık öyle Türkiye'den bir parça koparıp götürememeli. Her şeyin bir bedeli var. Ama gör, benim gördüğüm yani siyasi açıdan ortada bir masa var. Türkiye Libya ile olan Navitex hattı burayı kesti. Libya'yı da de destekliyor. Şimdi Türkiye Mısır'ın da canı gönülden istediği gibi tabi tabi Sisi, Mesi yani anlaşmalar, gidiş gelişler başlıyor şimdi. tabi ki. ya yani savaşarak bir yere gidilecek hal yok. Bakma dünyada bir sürü böyle bir takım savaş sanayini destekleyen silah lobisi var ama e kardeşim insanlara da yazık ya. Ya birileri para kazanacak diye devamlı olarak savaşı desteklemekte de saçma sapan bir iş. Bak neler oluyor. Koskoca ülkeler ekonomileri perişan oldu. Bizim kuzeyimizde tantana var, güneyimizde tantana var. Yani ülke olarak da hem barışı sağlamaya çalışıyoruz, tarafları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da kendimizi korumaya çalışıyoruz. Kendimizi koruma kısmında şüphem yok. Feriştahı gelse çarpışırız. O konuda da bir derdimiz yok. Hayat belli bir şey. Yani. Ama Türkiye'nin bir enerji potansiyelini iyi bir şekilde paylaşım içinde yani ele geçirebilirse Türkiye'nin ekonomisini değil aynı zamanda geleceğini bence fiyatlıyor borsadaki hareketler. Yani güzel bir ekonomik programla bu işler önümüzdeki 5 sene içinde çok rahat halledilir diye düşünüyorum. Ama artık ondan sonra lütfen bizden sonra gelecek nesil için hiç olmazsa bir 50 sene enflasyon filan yüzde ikide kalsın ya. Yeter. Yani Türkiye için çalış. Zaman zaman şüphelerim var. Türk adı üzerinde ne diyeyim. Ha. ama işler iyi olacak diye düşünüyorum. Biraz zaman lazım maalesef. Ama biz Türkiye'de herkes işlerin çok çabuk olmasını istiyor. Yani Samantha gibi. Burdunu oynattığın anda hop piyasa 500 dolara gitsin istiyor. Yani Böyle değil mi? Neydi? Sehirli cadı mıydı? Neydi? Elizabeth zannedersem artistin ismi Elizabeth miydi? 70'li yıllardaydı. Şöyle hemen burnun titidi yok. Sallar böyle. Hop bulaşıklar falan yıkanır, her şey yerli yerine geçer falan. E öyle. Burada da öyle istiyorlar. Birisi gelsin burnunu şöyle oynatsın, hop endeks bir anda roket gibi 15 günde 500 dolara gitsin. Oh paraları cukkalayalım. Ama 500 dolara ne kadar çabuk giderseniz onun düzeltmesi o kadar uzun sürer. Hızdıraplı sürer. Bir de o var. Şairin dediği gibi aheste çek kürekleri. Ha, biz her gece zaten kalamışta mehtaba çıkıyoruz. <laughs> Geçelim. Hocam kısa bir ara verelim. Kısa aradan Hadi sonra hisselerimizi sohbet etmeye devam edeceğiz efendim. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim kısa bir reklam arasından sonra borsa teknik kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili Ahmet Mergen hocamızla beraber hisseleri yorumlamaya devam edeceğiz. Hocam Aselsan'ı yorumladık. Geçelim Arçeli'ye. Çok hissemiz var. Hepsini konuşmak ana amacım şu anda. <laughs> Arçelik yukarı. Yani 170'deki, 176'daki tepeye doğru gider. Şimdi 165'te, 163'te biraz sıkıntı yaşadı. Çünkü 176'dan önce 168-165 civarında iki tane tepe var. Onlar oraya geldi. E 131'den beri yukarı gidiyor. Hatta daha da aşağı inersen 122'den beri. Yani boşluk vardı. 163'e giderken onu kapattı. Düşüşle. E 140 civarında da boşluk var ama o kadar da ona pes demek lazım. O, bu sırada kapanmaz. Bu çanağı tamamlayabilir. 176 çanağını. Ha, 3 ay 5 ay sonra endekse şeye gidiyorsa 10 binlerin üzerine filan yani 324 dolara doğru yolcuysa veya üzerine doğru senenin sonuna doğru belki yıl sonu rallisi falan filan ya bu sefer 120, 180, 240. Ya yani yuvarladım. 122, 120, 776, 180 dese 60 lira 176 civarında ufak bir kulp 150-175 arası ham homşa olup 3'te 3-4 ay yaparsa oradan bir koparttılar mı? Vereleni 240'a e doğru yolculuk başlıyor demektir. E, 120'den 240'a e ne olur? %100 olur. Enflasyon kaç? %60 falan deni deniliyor. E tamam enflasyonu yenebilecek şekilde bir çıkış yaşandı deriz. Yani Arçelik genelde böyle sonlara doğru gider. Rally'nin çıkış piyasasının sonlarına doğru yavaş yavaş hareketlenir. Ama tabii bu 90'lı yıllar, 2000'li yıllarda öyleydi. Şimdi artık nasıl yaparlar bilmem. Evet, geçelim. Hocam, ARD Grup 3. hissemiz olsun. Yani bu gitmiş. 6 lira 60 lira. 10 katı. Wow. 22'den sonra iyi kopartmışlar. Aya çıkmış hocam. aya çıkmış, arşa aleme gitmiş. Heh. Yalnız bunun geçmişte böyle kötü anıları da vardır. Yani böyle yukarı yukarı giderken bir anda bir çaktılar. Çığlık çığlığa 6 liraya indi, 11 lira mıydı, neydi? 8'di. Işte. Yani onun için biraz dikkatli olmasında yarar var yatırımcıların. Yani 22 liradan 60 liraya böyle bir ortamda 3 katına gelen bir kağıtta biraz daha dikkatli olmalarında yarar var. Ortalama nerede kalmış? Ortalama baktığında 30 40 50'lerde kalmış galiba. Ya 50 değil mi? 45 de mi? 46'da filan. Kağıt 60'da ortalama 46 civarında. Yani kar realizasyonları iniş çıkış buralarda yaşanabilir diye düşünüyorum. Yani. Ha, millette beklenti başka olabilir, o ayrı. Yani milletin beklentisi de benim beklentim zaman zaman çakışıyor. Uymuyor yani. Millet roket moket resimleri falan koyuyor. 3x, 5x, 15x falan. Kriptoya döndürdüler işi. Yani böyle var ya 3, 3 sente alıyorsun falan böyle bir anda 10, 15 dakikada hurra 90 sente gidiyor falan. Sonra 10 saniyede iniyor tekrar 4 sente. Ne biçim piyasa arkadaş? Yani çalışveriş yapmadım ama yani buraya oraya da dönmesin burası. Yani kar satışı gelirse de şaşırmam diyeyim. Kesip atayım. Spekülatöre bağlı. Yeterli görürse 59. Yeterli görmezse belki 89 olur. Ne bileyim kafasından ne geçiyor. Ama iyi para yapmış. Yani yatırımcı köşeyi dönmüş diyelim. 6 lirada 7 lirada alan yatırımcı. 10 katı para nerede? Geçelim. Hocam Arena Bilgisayar sıradaki istemiz. Yani bu da çıkış akımı içinde. Yani eskiden bildiğim kadarıyla pek fazla lot olmaz bunda. Zaten bu teknolojik kağıtlarında, bilgisayarlarda falan Kademelerde fazla lot olmuyor. Bunlar yani halka yayılamadı. Belli grupların elinde kaldı kağıtlar. Onlar da oynaşıp duruyorlar kağıtlarla. Gayet rahat götürüyorlar, getiriyorlar. Kademeler fazla dolu olmadığı için. E burası da belli. Burası gerçi ardıys kadar yapamamış. 23'ten 50'ye gitmiş. O 22'den 60'a gitmişti ama trend yukarı kardeşim. 13 liradan beri 4 katı olmuş. 50 liraya gelmiş kağıt. 4 kere 13, 52. İskambil kağıdı bilirsin. 4 ayrı renk. Hepsinden 13 tane vardır. 4 kere 13, 52 kağıt. 52 vardır bir destede. Ve burada da öyle. 4'e katlamış. İlk önce 36'ya kadar götürmüşler. Sonra tabii ufak bir düşüş yaşandı düzeltme ama 23'ten kalkıp 57.50'ye kadar giden kağıt. Ha destekler nerede? Yani Fibonacci %23.6 desteği, 20 günlük ortalamadı. Oraya bir değmiş. Ama genelde yani düşüş devam ederse 23.6 pek tutmaz. 38.2'ye kadar falan gelir. Yani buradan tekrar çakacaklarsa bu sefer yani %23.6'nın altında daha ziyade 40 41 filan oralara doğru destek gelir. O da zaten 40 30 çanağının üst noktası. O çanağın altına inmiyor. Dikkat edersen son çanak 40 30 arası. 10 lira. 10 lira yukarı koy. 50 50'ye gitti mi? Gitti. <laughs> evet, trend yukarı. Kırmızının altı 20 günlük ortalamanın altı yalnız 50 günlük ortalamayı dener o zaman test eder yani. Yoklar 50 günlükte acaba birileri geliyor mu gelmiyor mu alışa diye. Geçelim. Hocam Asuzu sıradaki istemiz olsun. 15 liralık kağıt 400 liraya gitti. Sonra orada bir yatırımcıyı harmanladılar. Oradan indirdiler aşağıya. Bir daha kaldırdılar, bir daha patlattılar. Tam o zaman oldu. 7-8 ay maalesef piyasalar yukarı giderken kağıt aşağı gitti. Niye? E çok şişirdiler o 400 liraya kadar da onun için. 15 liradan 400'e uçurursan kağıdı, lot yok bir şey yok. Roket oldu. E, roket olduktan sonra da ezdi. Sasa Hektaş misali. Övütüyorlar yani yatırımcıyı. Değirmen taşında iyice onu ufak ediyorlar. Tepede verdiler mi tamam. Şimdi bölünmüş. 400'de o tepe. 124'e inmiş. Demek ki 3 olsa 375 eder. 3 nokta bilmem kaç vermiş demek ki. Yani. E şimdi oradan <laughs> son çıkış 43'ten 97'ye. E fena değil. %100 yapmış. Fakat 97'ye kadar gelen o toparlama, geri alma, büyük düşüşün 124'ten 43'e kadar olan düşüşün %61.8'i. %61.8'in olduğu yerde maalesef köprüde bilet kesen birisi var. Nereye diyor hop geçemezsin diyor. Biletini göster diyor. E, 97 civarında kem küm edersen e, bilet, millet, e, bilet alınacak mıydı? Bilmiyorduk şu bu. Hadi yallah diyor. Geriye bilet al bakalım. Biletle geçeceksin buradan. Turnikeler var. Yoksa yakalıyor. Böyle OGS, HGS var orada da. HGS hop çat diye yazıyor. Şimdi HGS zaten geçiyorsun otomatik olarak. Hesabından düşüyorlar da. Güzel oldu o. Yani kart mat filan göstermiyorsun. Ve asıyorsun işte kartı oraya. Genelde plakadan okuyor anladığım kadarıyla. Ama burada şimdi 82 60 çana tamamlanıyor. Ufak tobo. 60 80 20 80 20 100 e 97'ye bir daha hamle var gibi gözüküyor da destek 75 filan civarında. 20 günlük 50 günlüğü kesmeye geliyor. Golden Cross'a olumlu. 75'ten tekrar bir 95'e kadar, 100'e kadar kaldırabilirler. 124-115'teki tepeler, 113'teki. Oralar şimdilik bilmiyorum yani. Hemen götürebilirler. İyice malları topalladılarsa, döktülerse tepede alanları, o zaman başka hikaye olabilir. Çünkü enflasyon da artık fiyatları destekler hale geldi. Yani buradaki 82 İki sene önceki 82 değil ki kardeşim. De Öyle bir durum var ya. Geçilebilir 82 direnci. Orası geçilebilirse biz de öteki senede geçeriz. Geçelim. Hocam o zaman biz de öteki senede geçelim ve arzum diyelim. Heh. Ne oldu burada ya? 17 liraya kimse almazken kağıdı. Kağıdı süründürdüler 17 liraya. Halka sonrası aşağı çaktılar. Götürdüler çaktılar. neyse buradan tekrar kaldırmışlar 17'den. 61 liraya. Şimdi bu da tabii bir anda böyle her şeyi fazla abartılı yapıyoruz. Fazla abartılı yapınca düşüş de fazla abartılı oluyor. 61 liraya roket. Boşluklar falan bırakarak tavan mavan. Yukarıda ikili tepe 61-70 59-10 Ondan sonra bir çakış 59 onun olduğu yerde bile ikili tepe var kendi içinde. Sonra ortalamaların altına vur gitsin. Tamam. Boğdular yatırımcıyı. Suyun altına ittiler. Haydi bakalım 27.50. Orası neresi? Son yaşanan çıkışın %78.6'ya ramak kalmış. Çok az. Oradan bir ufak tobo. Tobodan sonra 35'ten sonra Beryansın yukarıya hayda hopa ne no, oluyoruz gene roket. Şimdi böyle roket gibi gidin gelince insan biraz işkilleniyor. Yani burada kar realizasyonu gelir mi? Gelir kardeşim. 59-10'da tepe var 58-15'e gelmiş. Yani. Ve onun için durması normal. Burada itiş kakış yaşaması normal bence. Büyük bir çanak tamamlanıyor. Ama şu anda kısa vadede yani satıcı ile karşılaşılması bence normal. Yani bana göre destek 45-50 arasında. Geçelim. Hocam Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi bir sonraki hissemiz olsun. Yani alırsın uyursun. Yatarsın üstüne kuluçkaya. Kendi kendine gider o bir yerlere. Yani buradaki spekülatör güzel bir arkadaş herhalde kağıtları ona emanet ediyorsun. O her sene endeks yukarı giderse kağıdı götürüyor yukarılara. Sonra biraz düzeltiyor müzah diyor. Tekrar toparlıyor. Gene götürüyor. Uzun vadeciler için içinde kalınan bir kağıt. Portföy kağıdı gibi. 14 50 kaç? 55 Ne? 14 55 Yaklaşık <laughs> 4 yapsak dört katı olmuş 56 olsa. 56 olmuş zaten. Neredeyse. Orada bir omuz baş omuz yaratmış. 45'in altına çakınca kağıdı indiriyor 34'e kadar. 34 neresi? %50'lik geri çekilme seviyesi. Şimdi oradan kalkıyoruz. Ortalamada bir dengelenmiş. Bu son çıkışla beraber çana tamamlamaya geliyor. Kısa vadede 55-56 satıcı gelir. Ortalamadan da fazla açıldı. Yani kar satışı olabilir. Çünkü teknik olarak da TL bazında çanak tamamlanıyor. Ha, o bakımdan belki biraz daha geçer. Dolar bazında tamamlar. 56 dolar neye tekabül ediyorsa dolar olarak o günlerde. Evet geçelim. Hocam arsan. Sıradaki istemiz arsan tekstil. 5 i̇şte, liradan e, tamam güzel. Ama 5 liraya iniş de kötü 13.97'den. 13.97'den 5 liraya şelale düşüşü. Sert düşenler sert yükseliyor. Sert yükselenler de sert düşüyor. Kural böyle. Çünkü belli yerde zemin oluşmuyor. Temeli sağlam olmuyor işin, çıkışın. E bunun da temeli pek sağlam olmadı. Çünkü 8 liradan 15'e %100 kaç günde gitmiş ya? 15 günde gitmiş oraya. Ve sonra orada bir çakıyorlar tabii. Hoppa aşağıya. Nereye? 61.8'lik geri çekilme seviyesi olan 9.20'ye. Şimdi yukarı gidiyoruz tekrar 15.5'a doğru. Ortalamadan sekmiş. Kırmızı 20 günlük ortalamadan. 14.24. Yukarıdan açmışlar. E boşluğu kapatırlar gün içinde. 15.5'a doğru satıcı gelir. 15-15.5-16'lar civarında fasulye tanelerini trade'ırsan, oralara serpiştirirsin. Ha yok, ben tutarım diyorsa o zaman zamana oynayacaksın. İlerleyen zaman içinde, ümitlerin, 15, 9-20 yani 10-15, çanağının yukarı yönde katlanmasıyla, 20 lira civarını bekleyeceksin. Ama bunun için de zamana ihtiyacın var. Amerikalıların dediği gibi tek your pek seçimini yap alternatif senin. 15-16'da çakar 13'te geri almaya çalışırsın. İki defa dönersin kulp yapacak diye. O kulptan yararlanırsın fincan kulp hikayesi veya uğraşamam dersin bu nasılsa gider dersin. Öyle bir beklentim vardır. O zaman 20 lirayı beklersin. Geçelim. Hocam benim de çok <laughs> sevdiğim bir söz vardır. What can I do? but sometimes biliyorsunuz. It's on the tabela. That's the <football>. <gülüyor> <gülüyor> Yunanistan'da bir şeyler beceriyor gene. Vallahi hocam yine <laughs> el attı. <laughs> Yunanistan'a el attı hocam. Hocam sıradaki isimimiz Anadolu Sigorta. Biz bu gece başka şey el atmaya geliyoruz oraya. İnşallah. İnşallah Aslanlar hocam. sahada gene. Hadi inşallah. Heyecanla bekliyoruz maçı. Herhalde. Bir ha. hesabımız daha var onlarla. Bütün hesapları kapatırız. Hiçbir zaman borcumuz kalmaz. Galatasaray olarak bütün hesapları kapatırız. Onun için Galatasaray'a iyi davranmayanlar hesapların bugün kapanacağını bilsinler. 76-57. Süper çıkış ya. Hale bak. Vallahi bravo. 15 liradan 76 57 5 katı bilen olmuş ya. Burada da bu malı buraya kadar bekleyen yatırımcıya da helal olsun. Kolay kolay beklenmiyor hocam. Yani şimdi 15 liradan diyelim ki 16 17'den bir almış olsam ben de bekleyemem 75 lirayı. Açık konuşalım yani. Bu fık 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 etti yani 62 20 65 falan orada bir sıkışma alanı var ya hiçbir yere gitmiyor. Orada rahatsızlanırız yatırımcı olarak. Ama bu gitmiyor şimdi buradan satalım başka yere geçelim. Klasik de iştir bu. Onu satarsın başka yere geçersin falan filan. Niye orada harekete katılacaksın ya? Bu <laughs> zaman bu da inadına yukarı gider. Ama esas hareket 53'ten 76'ya olmuş. Süper ya. Nereden baksan 25 lira para. 50 liralık bu arada. Ya yani %40 falan vermiş. 53'ten 76'ya gitmiş 23 lira. İyi para. Şimdi şimdi biraz netameli, nanemolla. Çünkü kırmızı 20 günlük ortalama yönünü değiştirmiş hafif aşağı. 50 günlük ortalamada tutunma çabası var. İnşallah tutar. Ya yani tutamazsa ya bir de şu çıkışa baksana. 15'ten 69'a kağıt %23.6'dan daha aşağı gelmemiş yani. Vay be. %38.2'ye kadar bile gelmemiş. Yani 23.6'dan tutunmuş oradan gitmiş 50 günlükten. Şimdi gene tutunabilir mi? Valla altına sarkarsa o zaman 58 falan civarında gene beklerler alıcılar. E i̇yi para bırakmış yani. realizasyonu gelmesi normal. Biz çoktan çıktık diyelim. Biz almış olsaydık. Biz 60'lara kadar tutabilsek. Öp de başına koy. 15 liralık geldi. Heyecan oluyor her yerde. Hani orada aksiyon, burada aksiyon falan. Adrenalin lazım. Ne beni genç tutan ne? Geçelim. Hocam Ata Gayrimenkul yatırım ortaklığına bakalım. E, çanağı tamamlamaya gider. Tanımam bu kağıdı ama 4 lira 12 lira. iyi fena değil. Oradan bir satış. Nereden dönüyor? %50'den geri dönüyor. Devasa bir tobo. Çanak formasyonu var. 8.42 civarında bir sürü dipler var. Solomuz 7.70 baş kısmı. 9'un üzerinde sağ tarafta ortalamanın üstünde tutunmuş. E bu da on bir buçuk yaparlar canım. Yukarıya çanağı tamamlarlar. Sonra bir fincan kul ikisi. Yedi on bir buçuk. Yedi on iki desek beş. On iki beş daha on yedi. Demek ki on beşten on beş on yedi aralarında bir yere bu çanağı da katlayarak götürebilirler. He. Dört on bir yedi lira yükseliş. Yedi lirayı sekiz yedi yetmişe koy. Aynı boyda gitse ikinci bundan sonraki dalga boyu da bu da 15 lirayı gösteriyor. Yani bu 15-16 civarını orta vadede hedefleyebilir. Geçelim. Hocam son iki hissemiz e, Akın Tekstil. Yani Atex. Son iki. Evet. Bundan sonra bir tane kalıyor hocam. Atışlar 3 puan mı? Üç, Ve 5 dakikamız var hocam. Yani rahat rahat anlatabilirsiniz. <laughs> e, ne olacak ya? Stephen Curry'e geçeriz yani. Efsane adam ya. Yani. Tabii ki. Hall of Famer diyor. Yani büyük adamların, büyük oyuncuların olduğu şeye geçiyor, listeye girecek adam. Yani. Yani ben bu dünyadan değil o da, ben de ona da inanıyorum artık. Yani basketbolcu olarak eski Larry Birdler, Magic Johnson, Michael Jordanlar falan, yani büyük oyuncular vardı. Seyrettim çoğunu. Yani bazılarını canlı seyrettim. Yani Kareem Abdul Jabbar böyle huku attığı anda karşısında Dave Cowens'lar falan, Chief vardır, Larry Parish. Ben Boston Celtics'i tutarım. Neden? İşte bir Russell zamanı vardı. Bizim o zamanlar gördüğümüz resim şeyler, maçlar siyah beyaz falan öyleydi. Türkiye'de de İstanbul Teknik Üniversitesi vardı. Ben daha sayayım ama 70'li yıllarda Kemalli falan, Hüseyin Arp Rahmetli onunla olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Beşat'tı galiba. Öteki de şütörler filan. Aman aman aman. Fırtınaydılar yani. Bordo beyazdı galiba şeyleri. Renkleri. Yani çok spor sergi sarayı. Şimdi tabii kalmadı orası. Eski bina. Yıkıldı galiba. Çoktan yerine yenisini yaptılar zannedersin Ama tekrar buraya dönersek Atex. E iyi gelmiş ya. 80-170. Orada bir kule olmuş. E şimdi bakıldığında 132 çanağını tamamlamış. Yani bir çanak bir de kulp daha olmuş ama bu kulp çok büyük bir kulp. Büyük çanak diyelim buna. Neresi? 130-60. E, 130'dan 60'a ne eder? 70 lira. 130'un üzerine 70 koy 200 lira. 200 lira gidecek ama önce bir %61.8'lik hedef var bak orada. Yani 175 falan galiba orası. Oraya yanaşmış. Orada bir kar satışı geliyor. Ama aşağı tarafta destek 130. 130'un üstünde bir yerde kalıp ortalama hızla kağıdı yakalamaya geliyor ama bu çok sert bir çıkış. Bunun biraz düzeltmesi sert geçebilir. Biraz zaman alabilir yani. Hemen dönüp yukarıya gitmesi spekülatöre bağlı. Çok da emin konuşmayın. Evet, geçelim. Ve hocam son olarak Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler. Ya bu ne? Kontrollü yıllar boyu. Çok fazla lot yoktur, bir şey yoktur. Kademelerde lot yoktur. Aldın mı, yani toparladın mı hisseleri götürürsün. Götürmüş 500, 1392 92, 1400. Trend yukarı. Ha bir de bölünme bölünme hikayesi koyarlarsa bedelsiz verecekti, çarptı, çurttu. Var öyle kağıtlar bedelsiz verecek falan filan diye iyice uçuruyorlar. Ama kağıt iyi gelmiş kardeşim. Ama öyle bütün büyük lotlarla işlem yapılacak bir yer değil. Yani haldur huldur züccaciye dükkanına giren fil gibi girilmez bu, bu tip yerlere. Kademelerde lotlar fazla olmazsa horozları ürkütmeyeceksiniz. Langur lungur giremezsin oraya alışlara. Cezasını çekersin. Ödetirler. Hesabı ödetirler. Hesap İhale sana kalır sonra. Biraz daha dikkatli davranmak lazım. Bu hafta sonu değil mi şey? NBA All Star. Vallahi hocam. Galiba. Bilmiyorum Stephen ya. Curry ve şey üç, üçlü atışta e, WNBA Kadınlar Ligi en iyi üçlü sayı atan hanımefendi ka kadınla Stephen çarpışacak. Kim daha iyi yani üçlü atışlarda kim daha fazla skor yapacak? Etrafından atıyorlar ya, çemberin solundan başlıyorlar. O dairenin her tarafında değişik toplar var. Oradan beşer tane falan şut atıyorlar galiba. Güzel bir şey olur eğer seyredersen. Evet Şimdi hocam. All star şey olur, heyecanlı olur. Show time. Yani var ya, I love this game. Heh. Bunu buraya uygulayabilirsin. Şimdi de zaten piyasa yukarı giderse, Show time olacak. Kendine iyi bak. Hocam çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Evet efendim Borsa Teknik programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki yayında yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.